İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Hepimizin programındasınız. Ben Abdullah Erdik. Bugün Gonca Özmen ile birlikte 17. İstanbul Bienali'ne paralel olarak gerçekleştirilen Şiir Hattı projesinden, edebiyat ile sanatın, çağdaş sanatın kesişiminden ve şehir kültürünün tüm bu sürece nasıl etki ettiğinden bahsedeceğiz. Hoş geldin Gonca. Merhaba, hoş bulduk. Gonca uzun bir sürenin ardından ilk defa ekranlara dönüyor ve Kasım programını da Şehir Hepimizin'le birlikte açmış oluyor. Tekrar aramıza döndüğün için tekrar mutluyuz, onu iletelim. Çok teşekkür ederim Abdullah'cığım. Ben de çok mutluyum. Açılışta seninle yaptık. Eminim gerisi de daha güzel olacak. Kesinlikle. Biraz istersen 17. İstanbul Bienali'nin ödel projelerinden, bu yıl gerçekleştirilen ödel çalışmalarından biri olan Şiir Hattı'ndan bahsederek giriş yapalım. Çünkü bu proje birkaç noktadan dikkatimizi çekiyor. İlki aslında kamusal alan ile edebiyatın ve şiirin bir araya gelmesi. İkincisi şehir kültürü içerisinde kamuda, kamusal alanda edebiyatçıların, şairlerin insanlarla bir araya gelmesi ve normal insanlarla, halk ile bir arada bir şeyler yapıyor olması. Bir diğer noktada aslında bu projeye paralel bir şekilde gerçekleştirilen paneller ve bu panellerde tartışmaya açılan konular. Öncelikle tüm bu sürece hakim olan ve sürecin başından beri parçası olan bir kişi olarak Şiir Hattı projesinin nasıl gelişti? Biraz onun hikayesini anlatarak giriş yapalım istersen. Tabii. Başta şunu söyleyeyim, bu projenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Ama projenin danışmanı sevgili Süreyya Evren beni ilk aradığında, projeyle ilgili ilk konuştuğumuzda açıkçası ilk duygum şaşkınlıktı. Çünkü bildiğimiz gibi bienallerde genellikle şiire yer verilen alan çok sınırlıdır. Hani eğer bir sanatçıyı esinlediyse bir şair, izler belki, kalıntılar görebiliriz Bienal'in içinde, ama böylesi bir Bienal'in içinde şiire bu denli özel bir yer ayırmaları başta tabii çok sevindirici. Yıllar önce Lale Müldür'ün bir dizesi hatta esin kaynağı olmuştu. Anne ben barbar mıyım? Hani hep öyledir. Şiir hep esinlerdi, ama bu sefer gerçekten Bienal'in önemli bir parçası olarak ortaya çıktı. Bu anlamda aslında bütün ekibe tekrar teşekkür etmek lazım. Ben de bu 15 şairden biri olmaktan tabii mutluyum, ama dediğim gibi ilk duygum şaşkınlıktı. İkinci duygum endişeydi. Acaba doğru mu anladım? Benden istenilen şey tam olarak nasıl bir şey? Çünkü çok muğlak sözcükler vardı, cümleler vardı. Birçok şey olabilir özgürlüğü vardı, evet, ama bilirsin bir projedeyken bazen o birçok şey olabilir özgürlüğü insanı endişelendirir de. Bir taraftan 15 şair, başka şairler var. İlk başta onların isimlerini bilmiyorduk, bir süre bilmedik. Sonrasında bütün proje boyunca, bir yıl boyunca şiir yazarken diğer şairlerin ne yazdıklarını hiç bilmedik. Ve aynı zamanda hep tabii ki bir zaman baskısı vardı. Ayda bir şiir yazıyor olmak, hele benim gibi çok uzun süreler şiirlerini bekleten, uzun süreler sonra yayınlayan bir şair olarak bu gerçekten bir benim açımdan çok zorlayıcıydı. Ama bunu bir meydan okuma gibi de gördüm. Aslında denemek de istedim. Yani benim için o anlamda kendimle de aslında mücadele ettiğim bir proje oldu. Hem birliktesin, başka şairler var, başkaları var ve merak ediyorsun. Acaba onlar ne yazıyor? Benim yazdığım nasıl bir toplamda, nasıl bir yerde, nasıl duracak? Acaba Bienal'in benden istediğini tam olarak doğru anladım mı? Çünkü çok şiirsel bir çağrı metni vardı, Amar Kanvar'ın yazdığı. Gerçekten hani son derece keyifli, böyle kuşlardan, otlardan, böceklerden, rüzgardan bahseden şiirsel bir metin. Aynı zamanda tabii bir kompost, festivalin genel aslında ödünç aldığı kavram, teması demememiz gerekir. Çünkü teması olmayan bir Bienal. O anlamda birçok yeniliği var aslında 17. İstanbul Bienali'nin. Belki bahsederiz zamanımız kalırsa. Kompost Ve haberci şiirler, şiirden şairden al haberi. Dolayısıyla şiirin güncelle olan ilişkisi söz konusu. Ama bireysel olan da aslında bir yerde devrede. Çünkü bir vakanüvist olmanızı beklemiyor festival sizden. Yani güncel haberleri sadece yazın gibi bir talep yok. Ama tabii sorusu şu, Bienal'in bir gündelik gazete çıksa ve bu gazeteyi şairler çıkarsa nasıl olurdu? Şair tabii her zaman sadece olan bitenden değil, kendi iç dünyasından, bilinçaltından, işte bir ağaçtan, topraktan da aslında haberler verebilir. Dolayısıyla orada bir genişlik ve enginlik söz konusu. Diğer şiirlere, yani bütün üretilen 180 şiire bakınca da aslında bu genişliği görmek mümkün. Ama bazı tabii olaylar da vardı ki bütün şairleri neredeyse etkilemiş ve bir şekilde şiirlere sızmış. Yani pandemi ve kapanma ve o yalıtılmışlık bunlardan bir tanesiydi. Bir diğeri çok ilginç, bilmiyorum dikkatini çekti mi? Mesela Ağustos ve Temmuz aylarında Türkiye'deki yangınlar birçoğumuzu, ben de dahil, esinlemiş, bir şekilde metinlere sızmış tema olarak. Bazen salt bir tema, bazen yan tema olarak da sızmış. Böyle ortaklıklar var aslında, ama onun dışında tabii bu 15 şair birbirine benzemez 15 şair aslında. Hem poetik anlamda hem yaşadıkları kentler, şehirler bağlamında. Dünyayı görüşleri, yaptıkları, savundukları şiir anlayışları birbiriyle çatışan da birçok şair var aslında, ki bence projeyi bu kadar değerli kılan da şey de bu aslında. Kesinlikle, yani o çoğulculuk ve çeşitlilik ve bunu da yansıtmak istedi tabii festival ekibi. Son derece çalışkan ve kibar ve incelikli bir ekip vardı, bunu söylemek lazım. Çünkü ayın 15'inde sevgili Erdem Akter'den şu harika e-mail gelirdi. Ağustos şiirinizi heyecanla bekliyoruz. Gonca Hanım, Eylül şiirinizi heyecanla bekliyoruz. Ben sınıfın biraz tembel çocuğu gibi hep biraz gecikip, hatta maillerde şöyle şeyler sorarak ve yazarak Erdem Hanım'a, bilmem ki şiir bitti mi? Gönderiyorum ama acaba bir şiir biter mi? Bir şiir nerede biter? Sonsuza gidiyor mu ki? Ben bunu sonra nasıl değişti? Bence sanki gibi şeyler, hatta İlk karşılaştığımızda mailleriniz de şiirlere dahil demişti. Hiç unutmuyorum. Gerçekten ben bu projede kendime sorduğum en temel sorulardan birinin gittikçe daha da baskın bir şekilde şu olduğunu fark ettim. Bir şiir ne zaman biter? Gerçekten biter mi? Ne kadar daha değişip dönüşebilir? Şair o şiirin üzerinde nasıl ve ne ölçüde ve ne kadar sürede oynamalı, oynamalı mı? Bu sorular hani benim için daha önce de düşündüğüm sorulardı, ama böyle bir deneyimden sonra hani iyice üzerlerine gitmek istediğim şeylere dönüştü. Yani aslında hakikaten şiirin 40 canlı falan olduğunu ve sonsuza kadar değişebileceğini düşünüyorum. Ya bu çok, dediğin gibi bu vurgu bence çok önemli ve şiirin çağdaşlarla, çağdaş şairlerin birbirleriyle olan etkileşiminde ve onun hatta kamuyla birleştiği, buluştuğu noktada bu söylediklerin çok önemli bir yerde duruyor. Ki şuradan hemen şeylerden de bahsedeyim aslında, bu projede kimler vardı, hangi şairler vardı. İlk olarak şunu göstereyim aslında, bu Şiir Hattı kitabı Biennale'ye paralel bir şekilde yayınlandı ve bu proje kapsamında şiirleri yayınlanan şairlerin eserlerini bir araya getirdi. Kimler vardı? Mehmet Nayit Aydın, Donat Bayar, Deliha Cenkçi, Devinc Çalhanoğlu, Cevat Çapan, Ertın Çıplak, Devrim Delik Yapan, Haydar Ergülen, Mehmet Erte, Faiz Ahmad Faiz, Nadım Hikmet, Cem Kurtuluş, Bejan Matur, Mustafa Erdem Özler, Gonca Özmen, Anita Sevgener ve Neşe Yaşın. Bu aslında bu kitap dahi aslında geleceğe kalması bakımından bu çağın, 2021'in ve bu bütün pandemi sürecinin aslında iddialarının içerisinde taşıması bakımından bir tür, dediğin gibi, biraz vakanüvitlik yanı da var. Bir yandan da bu 15 şairin aynı metinlere ne derece farklı şekillerde farklı noktalardan yaklaşabileceğini de gösteriyor ki bu anlamda çok önemli. Peki burada aslında şuraya geçmek istiyorum bir anda. Kamu ile şiirin buluşması da belki dünyada da böyledir ama Türkiye'de de pek sınırları, alanları daha belirli olan bir konu. Birçok edebiyat festivali, şiir festivali var İstanbul'da, Türkiye'de, ancak kamuya gerçekten bu kadar hitap eden ve gerçekten bu kadar büyük kamusal alanda gerçekleşen ilk defa bu Bienal vesilesiyle aslında oldu. Bir anlamda bunu söylemek mümkün. Peki kamuyla olan bu etkileşim mesela şairleri ve şairlerin şiir yazma süreçlerini nasıl etkiledi? Senin şiirinde bunun izleri var mı? Evet. Şeyi söylemek lazım. Bence en önemli çıktılarından biri Şiir Hattı kitabı. Çünkü Mallarme'de der ya, eninde sonunda her şey bir kitaba varmak içindir. Projedeki bence en önemli çıktılardan biri, kalıcı olması bağlamında da bu güzel dizaynlanmış, güzel bir baskıyla sunulmuş kitap. Burada tabii bütün şiirleri görmüyoruz. Her şairden 4'er şiir seçilmiş. Hatta Süreyya Evren'e bir etkinlikte, panelde soruyorlar nasıl seçtiniz? Permütasyon oyunlarından filan söz ediyor. Yani bizler de bilmiyorduk hangi şiirlerimizin seçileceğini. Diğer şiirleri merak etmiyor değil insan. Onları okumak mümkün ama tek bir mekana giderek ve şiir defterlerinden toplam 180 üretilen 180 şiiri okuyabiliyorsunuz. Pangaltı'da yer alan festival mekan, bienal mekanlarından biri olan Nostalji Kitap Kafede şiir defterlerine el yazılarıyla yazılmış biçimde bu 180 şiir okurlarını bekliyor. 15 şairin 12 ayda ürettiği toplam bu. Gerçekten inanılmaz ama hani şu soruyu da sormak lazım. Tek seferde herhalde gitmek yeterli değildir. Birkaç kere gitmek gerekir ki bütün şiirleri gerçekten kanıksayarak hakkıyla okuyabilmek için. Bu zor aslında bir deneyim belki ama çağıran bir deneyim olması açısından önemli. Yani Bienal'in genel tavrı bence çağıran bir yanının da olması. Kente yayılması bir kere çok önemli. Yaklaşık 12 farklı mekanda, farklı mahallelerin kültürel olarak ekonomik, sosyal yapıları birbirlerinden hani son derece farklı olan mahallelerde, semtlerde bienal mekanlarının oluşu, ücretsiz oluşu bienalin, bu bence katılımı da olumlu anlamda etkileyen bir şey ve gerçekten okumaya yaptığı vurgu birçok festivalden, bence 17. Bienali birçok festivalden ve Bienal'den ayıran bir özellik. Çünkü çok yayın var. Bir tek Şiir Hattı kitabı değil, ürettiği birçok farklı alanlarda yayınlar var. O yüzden okumaya da çağıran bir yanı var. Yani okumak için ya da bir sanat eseriyle sohbet etmek, diyalog kurabilmek için o mekana gitmeniz gerekiyor. O mekanda zaman harcamanız gerekiyor. Zihninizin, duygularınızın, duyularınızın bir sanat eseriyle, bu bir şiir ya da bir görsel iş ya da bir ses enstalasyonu ya da bir video fark etmiyor ama açık olmanız lazım. Dolayısıyla o bir yerde, bazı yerlerde, İstanbul'un 12 farklı yerinde sizi bekleyen bazı sanat eserleri var. Sizi bekleyen şiir defterleri var. Gerçekten bu anlamda o çağrıyı, izleyiciyi ve okuru çağırıyor oluşunu da anlamlı buluyorum. Çünkü bu bilinçli bir edim, eylem olarak işte Zeytinburnu'na şuna gidiyorum şu yüzden diye bir o çağrıya karşılık vermek var. Bir de Şiir Hattı'nın önemli bir ne diyelim özelliği, anlık karşılaşma ve çarpışma dediğimiz şey var ki ben şiire çok yakıştırıyorum bunu. Bir anda sen herhangi bir çağrıya karşılık vermeden, yani daha önce planlamadığın bir biçimde bir sahafın, bir kitabevinin, bir eczanenin, bir hastanenin, bir şekercinin camekanında, dükkanında bir şiir posteriyle karşılaşıyorsun. Bu ne demek? Gündelik akışa, akıntıya anlık bir müdahale. Birden her şey duruyor ve sen eğer alıcıysan gerçekten o şiiri okumaya başlıyorsun. Ve bu yani o çatlak, o gedik, sende açılan, o gündelik akışın hayatında açılan o yarık belki seni değiştiriyor bir anlamda. O an olmayabilir ama o karşılaşmayı çok önemsiyorum. Çünkü iyi sanat eserleri, sen de belki katılırsın bana, sonrasında aklımıza, kalbimize, ruhumuza hep vurup duran eserler olur. Yani hatırlarız onları ilginç zamanlarda. Ondan ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş, o bir anda bir gün kendisini sana tekrar hatırlatacaktır aslında. Kesinlikle. Hiç ummadığımız bir yerde, bazen rüyada bile olabilir. Yani bu bir imge olabilir, şiirin ismi olabilir, oradan hatırladığın kendine ait bir duygu olabilir. Yani o karşılaşma bence çok kıymetli bu anlamda. Kamusalla bireysel olanın, öznel olanın çakışması ve bunun planlanmadan anlık olması. Perform İstanbul'la işbirliği içinde Bienal, yani bizim şiirlerimizi performanslar şeklinde okuyacak sanatçılar okudular, okuyorlar, eminim devam ediyordur. Bunlar, bunun da ilginç olan kısmı duyuru yapılmadan, nerede ortaya çıkacağı ve başlayacağı bilinmeden anlık performanslar. Ben bunu çok heyecan verici buluyorum. Yani vapurda giderken düşünsene birden bir performans sanatçısının bir şiir okuduğunu görüyorsun, deneyimliyorsun. Ya da bir parkta, ya da caddede, sokakta, otobüste, herhangi bir mekanda. Çağın ruhuna da çok uygun bir şey aslında bu. Değil mi? Çok, ben de öyle düşünüyorum. Yani hakikaten çok da heyecan. Ben kendim bir izleyici olarak bu böylesi etkinliklerden çok heyecan duyuyorum. Mesela dün bir video rastladım Twitter'da. Molière'in 400. yaşını kutluyorlar, biliyorsun. Fransa'da, evet. Böyle bir tramvayda tiyatro oyuncuları birdenbire Molière oynamaya başlıyorlar falan. Yani bunlar o gündelik hayatın akışına birer sanatsal müdahale. Ve bence şu ayrımı hani hakikaten yapıyor olmamız lazım. Sanat alıcısının bilinçli bir şekilde sanat eserine gitmesi, seçerek, tercih ederek, zaman ayırarak, ne yaptığını bilerek eylemesi ile anlık çarpışmalarda bir sanat eseriyle karşılaşmak, hatta maruz kalmak diyebiliriz. Farklı şeyler ama bazı etkileri açısından, besleyicilik açısından ben ortak yönlerinin olduğuna da inanıyorum. Yani hiçbir şiir performansı dinlememiş bir kişinin böylesi bir çarpışmadan belki sonrasında şiire dair içinde bir açlık demek belki çok iddialı ama şiire dair bir açıklık kalmış olabilir ve oradan sonrası için bir şiir okuru olmaya doğru gidebilir bir insan diye düşünüyorum, umuyorum. Ve bu müdahaleleri son derece değişime, dönüşüme katkı sağlayan önemli müdahaleler olarak görüyorum. Yani kompostun aslında Bienal'in en temel meselesi dönüşüm. Yani o sanat eseriyle anlık karşılaşmalarda müthiş buluşmaların da olabileceğini, elbette her birey için değil, elbette aynı ölçüde olmayabilir herkes için ama sanatla karşılaşmanın yollarını ve biçimlerini farklılaştırmak, değiştirmek ve bunları mümkün olduğunca ulaşılabilir ya da yakın kılmak. Şiir aslında insana çok yakın bir tür. Yanı başımızda, arkadaşımız gibi, yani elimizden tutup bizi götürebilir yalnız hissettiğimizde kendimizi, ya da ne bileyim çok mutlu olduğumuzda heyecanımızı paylaşabilir birçok şiir, birçok şair. Dolayısıyla hani o sızma dediğimiz şey, hani bazen hakikaten bir okurun içine sızabilirsiniz yani ve bunun biçimi, niyesi bambaşka olabilir, birçok yönü olabilir ama en önemlisi o fırsatı programlayabilip, planlayabilip yaratabiliyor olmak herhalde. Bence sanatsal üretimin ve onu buluşturmanın izleyiciyle en kıymetli yollarından biri bu. Hele ki pandemi sonrası bunca özlediğimiz, yani bir arada olmayı özlediğimiz, aynı mekanı başkalarıyla paylaşma duygusunu ya da aynı performansı birlikte izleme keyfini, hani bunca özlediğimiz dönemde de bence iyileştirici yönünü de ortaya çıkarmak lazım sanki. Kesinlikle, zaten herhalde pandemi sonrası Bienali bu kadar anlamlı ve bu kadar özel kılan en önemli şeylerden birisi de bu bana kalırsa. Buraya kadar aslında biraz şair Gonca Özmen'i dinledik. Biraz çevirmen olan Gonca Özmen'i de ilgilendiren bir başka meseleye geçmek istiyorum. Evet, burada kamuyla şiir buluştuğu şairler birçok hem kendileri şiirlerini okudular, performanslarını sergilediler. Biz hiç okumadık şiirlerimizi. Birazdan burada okuyacağız ama. Evet. Bir de bunun önemli bir ayağı aslında bu şiir hattına paralel bir şekilde gelişen, o da bu süreç içerisinde belirli paneller yapılması ve bu panellerde tartışılan konular, mesela dijital çağ ve şiir, şiir ve deney, şiir ve kuşku, şiir ve baskı gibi mesela başka farklı bugüne kadar pek tartışılmamış veya çağdaş şairlerin acaba ne düşündüğünü merak ettiren de bir takım tartışmalar oldu bu süreçte. Ki sen de bunların en önemlilerinden bir tanesinde şiirin çevrilebilir mi, nasıl çevrilebilir, şair mi çevirmeli yoksa normal bir çevirmen mi şiiri çevirmeli gibi tartışmaların yürütüldüğü bir panelde konuştun. Bu panelde de koordinatörlüğünü Süreyya Evren'in üstlendiği Enis Akın gibi, Lal Laleş gibi, Neşe Yaşın gibi, Atakan Yavuz, Ertın Çıplak ve Karin Karakaşlı gibi isimlerinde parçası olduğu, fikirlerini paylaştığı bir panelde bu. Senin bir şair olarak aynı zamanda çevirmenlik yaptığını da biliyoruz ki senin çeviri şiirlerini de diğer metinlerini de severek okuyoruz bu anlamda. Bu noktada aslında bu tartışmaya küçük bir katkı yapmak istiyorum aslında bu panel ve programa. Burada bir şair olaraktan şiir çevirilerine nasıl yaklaşıyorsun ve kendi şiirini kimin çevirmesini istersin? Bir şair mi yoksa bir çevirmen mi anlamında? Evet. Mustafa Erdem Özler de konuşmacılar arasındaydı. Şeyi de söylemekte fayda var galiba. Kapalı bir oturum oldu ama Bienal'in internet sitesinde şu an kaydı var. Evet, kaydına ulaşmak mümkün. Ki en azından kaç saat süren küçük bir kayıt değil. 5 saat sürdü. Kayıt kaç saat bilmiyorum ama biz 5 saat konuştuk ve hakikaten hani zaman, yani yorulmamış olsaydık bir o kadar daha konuşurduk galiba. Çünkü çok dallı budaklı bir konu. Yani birçok açıdan yaklaşılmaya müsait. Ben tabii eğitim, yani çeviri bilim eğitimi almış biriyim. Dolayısıyla zaman zaman keşke bu eğitimi almasa mıydım diye de düşünmüyor değilim. Çünkü çeviriyle bilimsel, akademik olarak ilgileniyor olmak bazen şiir çevirisinin gerektirdiği özgürlüğü kısıtlamaya yol açabiliyor. Çünkü orada birçok kuram ya da yaklaşım falan zihninizde oluyor gibi. Bir kere şunu söylemem gerekir, izninle söyleyeyim. Büyük bir saygı duyuyorum çevirmenlere. Hele ki şiir çevirmenlerine. Yani bunca görünmez, bunca emeklerinin değeri bilinmez oluşu, bunca zor bir eylem sonrası hakikaten birçoğunun isimleri biliyorsun kitap kapaklarında bile yazılmıyor. Artık daha farklı, yani şu an farkındalığımız en azından bu konuda biraz daha, hassasiyetlerimiz en azından arttı ama yani İşte emeklerinin karşılığını tam alamama, maddi manevi bir takım zorluklarla mücadele etme, metinle mücadelenin yanında maalesef çevirmenlerin böyle birçok sorunu var. Çevirmenler Birliği örgütü o anlamda da birçok şeye çözüme ulaştıran, çok aktif çalışan, yeni çevirmen adaylarına ya da çeviriyle uğraşmak isteyen herkese önereceğim bir oluşum. Tabii Sylvia Plath çeviriyorum şimdi ben. Collected Poems, yani toplu şiirleri. Bir daha hayatım boyunca toplu şiirler çevirir miyim bilmiyorum Abdullah'cığım. Çok zor bir şey. Çünkü selected, yani seçme yapmak, Cevat Çapan hep böyle yapar mesela. Çok akıllıca, çünkü her şiir Türkçe'de etkileyici bir biçimde var olamayabiliyor. Özellikle kültürel, dini referansları, dilsel oyunları hani çok baskınsa metinlerin gerçekten Türkçe'ye çevirdiğinizde bambaşka bir şey yapmanız gerekebiliyor. Farklı çevirmen kararlarıyla, sapmalarla bir takım hem dilsel hem içerik anlamında. Ama elbette sınırlı ömrümüzde de kaç dil öğrenebileceğiz? Hele ki bir şairi keyifle okuyabilecek kadar. Böyle düşündüğümüz zaman çeviri hele giderek de günümüzde vazgeçilmezlerimizden. Ama şiir çevirisinin son derece zor olduğunu söylemek lazım. Yaygın görüş, senin de sorduğun hani sorunun belki çoklarınca cevabı da bu yönde olabilir. Tabii şairlerin şiir çevirisinde daha başarılı olduğu yönünde. Bazı örnekler için evet, ama bazen bu bir handikap da olabiliyor. Yani kendi poetikasını ya da dilini ya da sesini çevirdiği şaire aktarma gibi ya da tam tersi. Hemen bir Can Dündar örneği akıllara geliyor herhalde burada. Can Yücel mi? Can Yücel, pardon. Evet, evet. O zaten ama kendine Türkçe söyleyen diyor. Dolayısıyla hani oradan böyle bir özgürlük biçiyor kendine. Fakat yine de tabii şunu söylemek lazım. Yani tür bilgisi gerektiriyor. İyi çeviriler yapabilmek için şiir türünü, tür bilgisini iyi bir şekilde hakim olmak, çevirdiğiniz dile ve kültüre hakim olmak elbette, ama en önemlilerinden bir tanesi ana dilinize hakim olmak. Mehmet Fuat'ın çok güzel bir denemesi var bununla ilgili. Şeyi söylüyor, bana gelen çevirmen adaylarının her biri mezun oldukları anlı şanlı kolejleri ve üniversiteleri hevesle anlatıyorlar. Ama ben onlara bir soru soruyorum, bunları pek umursamadan diyor. Acaba ana dil yetkinliğiniz ne ölçüde? Çeviri yapmak için en önemli şeylerden biri kıvraklık ve o kıvraklıkta ana dildeki beceriniz, yetiniz ve o dildeki o türün bilgisiyle mümkün. Dolayısıyla gerçekten ürkütücü. Ben uzunca süreler yaptığım çevirileri yayınlamadım. Hep bekletiyordum filan. Aynı şiirde yaptığım gibi orada da, çünkü yani her tercih aslında bir vazgeçiş. Dolayısıyla zaman zaman metne geri döndüğümde bu sözcüğü şöyle mi yapsaydım acaba, bu dize şöyle de olabilir sanki, o zaman hani buradaki ses bağlantısı sanki metinle daha uyuyor falan gibi. Şimdi de Sylvia Plath'le daha çok kavga ediyorum. Yani çok keyifli olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani ne demek istiyorsun burada diye, daha anlam düzeyi gibi falan. Yani gerçekten geniş zamanlar isteyen, büyük emekler isteyen bir eylem, edim, ama iyi sonuçlarda da elbette hem çevrilmek hem çevirmek bir başka aslında alan açıyor yazdığınız şiire ya da yazılmış olan şiire. Çünkü eninde sonunda çevirinin ben bir yaratıcı bir uğraş olduğunu düşünüyorum. Çevirmenlerin yaratıcı kişiler olduklarına inanıyorum ve her çevirinin bir yaratı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı yazarken bizler nasıl poetik kararlar alıyorsak, çevirirken de belirli çeviri kararları veriyorsunuz ve onların her birisi aslında yaratıcı birer, üretici birer karar ve metne tabii müdahale edilmiş oluyor her türlü. Peki etmen olarak aslında performanta geçmeden önce biraz şunu da konuşmak iyi olabilir belki. Şiir yazmak da şiir okumak birbirine hem paralel hem de birbirinden farklı yönlerde ayrılan iki önemli konu. Yani bunları kimi şairler için sadece yazmak esattır, kimileri aynı zamanda bunu performatif bir şekilde bir tür okumaya veya bir tür şölene de dönüştürebilir. Bu anlamda da işte başat figürler, örnekler var. Mesela Süreyya Evren'in çok enteresan, çok farklı performansları da var. Ki şiiri de en az kendisi ve performansları kadar renkli ve farklı özellikleri olan bir şiirdir. Buna paralel bir şekilde işte Nazım Hikmet'in, Necip Fazıl'ın, Atilla İlhan'ın geçmişten bugüne ulaşan net kayıtları ve kendi şiirlerini okuma ve yorumlama çalışmaları var. Bu anlamda son olarak performanstan önce hatta bunu sana da sormak istiyorum. Senin için şiir okumanın ve şiir yazmanın birbiriyle kesiştiği ve birbirinden ayrıştığı noktalar nelerdir? Tabii şunu da söylemek lazım. Birçok şair de çok kötü okur kendi şiirini. Ben o anekdotu vermek istemedim ama evet. Yani bunu söylemek lazım. Çünkü orada yani bir performansta aslında bir sürü şey devreye giriyor. Yani şairin vücut dilinden işte ses tonuna kadar, mimiklerine kadar aslında şiir dışı birçok unsur bir performansta mevcut. Tabii ki yazmak esas, yani üretim yapıyor, şiir yazıyor olmak, yani yazarken ki haz da aslında bambaşka. Fakat dünyadaki festivallere de baktığımızda şiirin son dönem okurla kurduğu ilişkiye, kamuoyuyla görünür olmakla ve çoğu daha fazla sayıda insana ulaşmakla ilgili noktada çok farklı disiplinlerden de el alan performanslar, çok başarılı performanslar yapan şairler var. Ben gerçekten özellikle müzikle olan performansları, müzisyenlerle beraber yapılan performansları son derece önemsiyorum. Dijital performanslar buna dahil, ses performansları dahil, çok besleniyorum dünyadaki birçok şairden. Bizde o kadar yok yazık ki. Bizde yani Ekin Metin sözü pek mesela hemen aklıma geliyor. Onun böyle çok güzel şeyleri var ama çok fazla bu disiplinler arası performatik işler nedense çok yok. Umarım Bienal böyle bir bahaneyi de bizlere tekrar hatırlatmış olur. Çünkü o ortaklıklar, ses mühendisiyle çalışman lazım mesela gibi. Ya da çok iyi bir müzisyenle, yani şiir görgüsü de olan bir müzisyenle çalışman lazım. Ya da bir görselsen, ressamsa eğer, evet o imgesel ya da tematik, yani bir yerlerde buluşmanız lazım. İyi buluşmaların sonucu iyi performanslar. Bu da ne demek? Aslında o şiire bir başka okuma, bir başka yaratı, bir başka alan açmak demek. Çünkü şiir biliyorsun çoklu bir tür. Yani o imgeselliğin içinde senin anladığınla ya da duyduğunla, hissettiğinle benimki aynı olmayabilir. Şiir bize farklı farklı düşünceler üretme imkanı veriyor. Ki hele bir performansa sen ona bir başka boyut daha ekliyorsun. O yüzden iyi performansları çok önemsiyorum gerçekten. Takip ediyorum bazı performans yapan şairleri dünyada. Fransızlar bu konuda çok iyiler, söylemek lazım gerçekten. Harika performanslarını gördüm bazı Fransız şairlerin. Gençler çok daha fazla yapıyor dediğim gibi. Umarım bizler de yaparız. Tabii festivallerde bu okurların daha çok ilgisini çeken bir şey. Ama edebi değer, şiirsel değer falan gibi baktığımız zaman şimdi performansa dayalı metinlerin belirli özellikleri de barındırması lazım. Hani o artık şairin biraz niteliğine, yeteneğine, biraz başarısına, biraz da ne yapmak istediğine bağlı olarak değişiyor. Yani mesela bir performansta çok etkilendiğin bir metni sayfada okuduğun zaman aynı etkiyi alamayabilirsin. Çünkü o performans için o metinde belki seslerle oynanmış, başka şeyler yapılmış filan, hani kağıtta durduğu gibi durmayabilir performansta ya da tam tersi. Hani çok başarılı bir şiirdir ama performansı kötü olabilir. Dolayısıyla bunlar hep mümkün. Ama tabii eninde sonunda şiir sözcüklerle yazılan bir metin ve yani onu sayfada görmek başka bir şey. Kesinlikle. O zaman şimdi bu metnin bir icra örneğini görerek devam edelim istersen. Bienal tabii biz ama yani bunu paylaşacaklarını söylediler. Perform İstanbul'un performanslarını. Bizlere sorular sordular bu arada performans sanatçıları. Yani bu şiirinizin nerede okunmasını istersiniz? Şöyle bir duyguyla mı, işte sert bir ton mu filan gibi böyle 30'a yakın yanılmıyorsam soruları vardı ve bence çok kıymetliydi. Elbette ki son karar onlara ait olmak üzere bir takım performanslar yaptılar, yapıyorlar ve yapacaklar 20 Kasım'a kadar galiba. Ama henüz ben herhangi birini hiç görmedim, rastlamadım. Onların küçük kayıtları umarım festivalin sitesinde olur, görürüz. Çünkü şey de ilginç, yazdığınız bir şiirin bir başkası tarafından okunmasını dinlemek de ilginç. Farklı bir şey. Yani kendinizin okuması daha başka olabiliyor ama bir başkasından dinlemek de birden onu sizin için başkalaştıran bir şey. Dolayısıyla o dönüşüm, değişim, festivalin kompostlaşma, mayalanma dediği şey aslında performans, bir okurun şiirinizi paylaşıyor olması, onunla ilgili bir şeyler yazması, size ulaşması ya da onu heyecanla bir arkadaşına gösteriyor olması. Yani bunlar şiirin aslında o konuştuğumuz kamusal alanda nasıl değişip dönüşerek ve değiştirip dönüştürerek aslında yolculuk edebileceğini gösteriyorlar. O yüzden gerçekten umarım bundan sonraki bienallerde de şiir bu denli özel bir alana ve yere sahip olarak varlığını sürdürür. Çünkü gerçekten bu poetik müdahale dediğimiz, yani gündelik hayata yapılan bu müdahale ve o kamusal alanda görünür olmak aslında hafızayı kışkırtan bir şey. Yani ve şiir de hani bir kere sizi kışkırttı mı ondan sonra aslında peşinizi bırakmayan bir tür. O yüzden umuyorum bu program dahil, davetine tekrar teşekkürler bu bağlamda. Bu program dahil hani her şiire dair yaptığımız her eylem, her etkinlik, çaba, emek umarım karşılığını bulur. Ve biz bunca vahşi, bunca giderek daha yıkıcı bu çağdan, bu toplumdan şiir yoluyla biraz daha özgürleşmiş, biraz daha insanlaşmış, biraz daha hayvanlaşmış, biraz daha bitkileşmiş, biraz daha doğaya dönmüş, kendimize dönmüş bir halde çıkabiliriz. Umarım. Ağustos şiirimi okuyayım. Bu yangınlardan bahsetmiştik. İlgili okurlar diğer şairlerin de bu temada genellikle Ağustos ayında yazdıkları diğer şiirleri de okuyabilirler. Belki böyle bir ortaklığımız en azından olmuş, zamansal bir ortaklığımız var. Çok farklı metinler dolaşıyor kitapta. Ama en azından yangınlar hepimizi yakmış gerçekten. Maalesef. Hep beraber dinleyelim o zaman. Karşı ateş. O benim yasımı tutmak istiyor. Mor salkım. Ona kamburumu gösteremem. Bir tay koşuyor ıpıslak, durmadan koşuyor ıslak canımda. Ona canımı gösteremem. Aklım makilerden ödünç, bir karınca yuvası, telaşlı. Aklım iki böceğin aynı anda kanat çırptığı. Ona aklımı gösteremem. Daktiloda yazılmış kadar gürültülüyüm. Birinin cüzdanında onunla birlikte terlemiş bir fotoğraf. Ona alevimi gösteremem. Geçtim çok ağlanmış bir geceyi, geçtim yankısız. Yandım ki boşuna, kaldım kara orman iskeleti. Ona kederimi gösteremem. Bulanırdım, hep çok bulanırdım, göksüz bir saka. Çalkanırdım öyle durduk yere, ellerim harflerde. Biz onunla bir zaman aynı alfabede. Şimdi ben bu sözcükleri söyle nereye? Çatırdıyor dalım budağım, otum çakılım. Bağırıyor yabanım. Ona yangınımı gösteremem. Çıktı ağıldan iribaş bir hayvan ılıklığında, elinde kemik. Çalıyı dolaştı, keçileri yokladı. Geride bıraktı dünyayı. Zedeli yerlerinden tanıdım ben onu. Gömleğim yırtıldı, ardıcım yandı, uçtum kül kül. ona teleğimi gösteremem. Gülüşü vardı sanırsın kaplar kalaylı, rüzgarı vardı kendi yolunda. Beklemek kaç defterdi, ben kaç defterlik sapsarı ölü. Toprağa yakınız biz onunla, arı kovanlarına. Kaçıp gitsin istiyorum, bulsun bir kanat gölgesi, incire dadansın, silkelesin, sallasın, düşsün pat, olgunluk. Ona kirecimi gösteremem. Hepsi insan eliyle, ne hortum ne havadan müdahale. İyiden saklandı badem kabuğunun içine. Ama acelesi var ateşin. Yokladı bahçeyi, evi sildi geçti. Orman dindi. Gül ağacının altında titrek el yazısıyla ona dileğimi söyleyemem. Böyle bir şiirin ardından zaten devam etmek pek de kolay olmayabiliyor. Belki bir de proje için kaleme aldığın son şiiri okuyarak bitirelim internetten programı. Olabilir ama şeyi de söyleyeyim, herhalde ondan bahsetmedim çok fazla. Hakikaten bir ay ne kadar kısa bir zamanmış ve ben ne kadar zorlandım bütün bu şiirleri yazarken. Ve kimse de bilmezken, yani diğer şairler ne yazıyor onu da bilmezken gerçekten biraz zordu. Zorlayıcıydı ama kesinlikle çok öğretici olduğunu söyleyebilirim. Yani Bienal sayesinde bir kitabın yarısını yazmış oldum. Ve ben kompostu bir doğum, ölüm ve yeniden doğum olarak ele aldım. Dolayısıyla geleneği de biraz öyle anlıyorum ben. Yani ölmüş şairlerin, ölmüş yazarların, sanatçıların seslerini zaman zaman duyduğumu, onlarla zaman zaman konuştuğumu düşünüyorum. Hatta şiir hattında da Nazım Hikmet'i ve Faiz Ahmad Faiz'i aslında bu anlamda ölüler diyarından tekrar çağırıp bize dahil ettik. Çünkü bir yazarın, bir şairin okundukça ölmesinden, ölümünden söz etmek çok mümkün değil. Dolayısıyla o metinler, o sesler de o kompostlaşmanın bir parçası gibi geliyor bana hep. Ve ilk Tanteroza'yla ile konuşmaya başladım Abdullah. Senin de Sevgi Soysal'ı sevdiğini biliyorum. Kesinlikle. Benim de çok sevdiğim yazarlardan biri. Tanteroza ve ölümcül şeyler benim Ocak şiirimdi ve Tanteroza'nın ölülerle kurduğu ilişki bütün aslında şiirlerdeki, yani bir bütün olarak kurgulamadım 12 şiiri. Hepsi bağımsız şiir aslında. Sesleri, biçimleri farklı. Fakat 12 şiirin arasında seyahat eden bir ses var. O da o diyalog oldu. Ölülerle, diriler, işte ölüm, hayat, yani pandeminin de tabii ki bunda büyük etkisi vardı. Ve yeniden doğmak, değişim, dönüşüm, bütün onlar. Tanteroza giderek Rosa Luxemburg oldu. Yani Ocak ayında Tanteroza ile yaptığım konuşma Eylül, Ekim, Kasım ve hatta Aralık ayları için Rosa Luxemburg'a dönüştü ve Rosa diye sesleniyorum birine. Ama o Rosa ben miyim ki acaba? Kendimi de bir gül olarak düşündüm mü bilmiyorum. Ya da başka hangi Rosa'ları düşündüm hayattaki bilmiyorum. Ama hep o toprak, yeraltı. Benim yüksek lisans tezim de biraz onunla ilgiliydi. Yani ölüm ve dirimin, hayatın birbirini tamamlayan olması ve bizlerin ölümlü aslında olduğumuz için belki sanatın peşine düşmemiz ve sanatla değişip dönüşüyor olmamız ve bu aslında her sanat eseriyle karşılaşmamızın bir yeniden doğum olduğunu düşünürsek ya da her yazdığımız şeyin belki bir yeniden yaratım olduğunu düşünürsek hep o işte kompost kavramına dönüyor aslında her şey ve dolayısıyla o, şöyle diyeyim, o sohbet hala devam ediyor benim için. Keşke diyorum bu sene yine Erdem Hanım'dan, Süreyya'dan e-mail alacak olsam. şiirinizi bekliyoruz diye. Ama bu kitap kendi içinde bir kitap olarak bu şiirler devam ediyor. Tanterosa ve Ölümcül Şeyler şimdi başka bölümlerle devam ediyor. Bienal sayesinde bir kitaba varıyor olacağım. Ben de bireysel olarak, bu da benim için çok özel ve esinleyici oldu. Bunu duymak benim için de, Gonca Özmen okurları için de bence oldukça anlamlı. Çok teşekkür ederim. İlk kez burada söylemiş oldum. Siste ölüler ve katırlar. Beyaz tişörte neşeyle sıçrayan domates kurudu. Korkumu gömdüm kas katı gül yazıya. Artık burada eşelenmek istiyorum, bu darı ambarında, buraya dünya diyorlar. Yaralı bir katırın sesi dolanıyor buralarda. İnce bir sis gibi geçip gitmek istiyor insan, tekrarsız. Neredesin şimdi Rosa? Bu cesetleri kim koydu aramıza, katırlarla? Ülkesini yitirmişin biri tetikte. Buraya dünya diyorlar, bu tabuttan evlere. Denizi görmüş müydük başka yerde? Annem kalbini söküyor yan odada. Birbirine dolanmış iki ip. Boşluk gibi bir şey. Ölemeyen biri çırpınıp duruyor yan odada. Buraya dünya diyorlar. Can havliyle. Atıklarımızı ayrıştırdığımız bu yere. Seyren bir an, sıçrayan bir geyiğe benzer. Seni gömdüm. Kemiklerinle. Ağzın yerinde mi? Siste Rosa, siste ölüler ve katırlar. Ölmek yeni bir şey değil dünyada diyor Yesen'in. Dünya sisli bir yer Rosa. Dünya ölünen bir yer. Ansızın bir yabanıl kuş konuncaya kadar üstüne. Bir gün ben de giderim Rosa. Giderim siste. Upuzun, dümdüz, 3 kere iyi bilinmeye. Eline ve adına sağlık Gonca. Çok teşekkür ederim. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Hepimizin programından 17. İstanbul Bienali'ne paralel bir şekilde gerçekleştirilen şiir hattı ile ilgili olan konuşmasını, sohbetini burada sonuçlandırıyoruz. Programımızın sonunda Mustafa Erdem Özler'in Dili İşten Attım isimli bir performans serisi var. Bu seriyi izleyerek programı burada sonlandırıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere sevgiler.